Aydın Özoğlu 40 yıl boyunca çalıştı ve formüller geliştirdi. Geliştirdiği formüllere göre yer çekiminin olmadığını iddia ediyor. Kozmogitim gücü. Kuvvet de değil, güç. Çünkü kuvvet tanımı da değişti. Yer çekimi değil miydi bu kaleme Hayır, düşen? kozmik itim gücü. Aydın Özoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. 1984 yılında mezun oldum. Efendim, bir iddianız var sizin. İşte yer çekiminin olmadığından bahsediyorsunuz. Bu iddianız ilk olarak ne zaman aklınıza geldi? Ne zamandan beri acaba olmayabilir mi dediniz? Kendimi bildim bileli ilkokul 2. 3. sınıftan beri asla yer çekimine inanmadım. Asla. Ne oldu ilkokul 2. sınıfta? Öğretmenimiz yer çekimini aya yeni çıkmışlardı o dönemde. Yer çekimini anlatıyordu. Tebeşir falan bırakıyordu. Yere düştü. Ben bunun yer tarafından çekileceğine inanmadım bir türlü. Ve bu daha sonra ben meslek lisesini bitirdim. Gaziantep'te elektronik yine. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde elektroniğe geçtim. Ve bu çalışmam aşağı yukarı 40 yıldır bir mühendis bazlı çalışmam var. En sonunda bir tek bu değildi. Benim kafamı kurcalayan bir de elektriğin ne olduğuydu. Elektrik mühendisi olarak yetişiyoruz. Hocalarıma soruyorum, profesörlere. Onlar da bilmiyor. Elektron akışı diye geçiştiriyorlar. Oysa elektronun sahnedeki hızı birkaç santimetre. Işık hızına karşılaşacak gibi değil. Elektrik de bir muamma. Şu anda dünyada bilinmiyor ne oldu. Kafanızı kurcalıyordu var mı yok mu diye. Sonra bu işi siz formüle mi dökmeye kalktınız? Daha sonra bu sorular devam ederken kendimi ben kontrol bölümünü bitirmiştim ODTÜ'deyken. Sonra elektromanyetik işine yöneldim. Ya Türkiye'deki birçok TRT, TV2, 3, 4, işte TGRT, televizyon, radyoları, FM radyoları, Show TV, Sine 5 gibi bütün televizyonların kurulunu ben kendim Aydın Grup adı altında gerçekleştirdim. Dolayısıyla Gölbaşı'nda tesislerim vardı. Anten ürettim Türkiye'de. Verici antenleri ürettim. Hem televizyon, UHF hem de VHF radyo verici antenleri ürettim. Ve bunları bütün Türkiye çapında kendim bir fil montajını yaptım. Ayarlarını yaptım. Holdinginizi de bir kenara koydunuz ve bu işe artık tamamen bu işe yoğunlaştınız. Ne zamandan beri oldu bu? 2000'li yıllarda holdingimi kapattım ve kendimi asıl araştırma yapacağım konuya verdim. Ve 22 yıldan beri uğraşıyorum. 2009 yılında avam olarak yer çekiminin olmadığını ve kaba formüllerle verdim ki bunların dedim kullanılan formül değil. Ve 2009 yılından şu ana kadar da tahtada ve şu anda internette yayında olan formüllerin bitirdim, tamamladım. 2009 yılında bu formül bitti. 2009 yılında olmadığını söyledim. Yer çekiminin olmadığını, bir kozmik enerjinin olmak zorunda olduğunu söyledim. Fakat formüllerim hazır değildi. Formülize etmem 13 yıl sürdü. Formülleri de bitirdiniz. Bitirdim. Tepkiler ne oldu? Akademik camiada ya da fizik işiyle uğraşanların tepkileri ne oldu ilk? İlk defa sizinle yapıyorum bu röportajı. İnternete koydum ve bunu daha kamuoyuna izah ya da deklare yani edeceğiz, etmekteyiz. Zor da olsa gerek, yani insanların karşısına çıkıp efendim yer çekimi yok demek sizin için bunu anlatmak zor olsa gerek. Bu konuda hiç tepkiyle karşılaştınız mı? Olur mu canım böyle şey falan gibisinden? Kimseyle ciddi biriyle oturup konuşmadım. Çünkü konuşacak bir şey yok. Çünkü ben formüllerimi yeni tamamladım. Ama kabaca söylüyordum, böyle bir şey olmaması gerektiğini. Hatta Rusya'ya gittim, Moskova Üniversitesi'ndeki profesörler arkadaşlarım vardı. Başka kentlerde, Rusya'da, Ukrayna Teknik, Kiev Teknik Üniversitesi'ndeki hocalarla, profesörlerle bayağı tartıştık. Ben onlarla gravitasyonu bayağı tartıştım. Hatta yaşlı bir adamcağız, 72 yaşta profesördü. Ben bunları niye düşünmedim deyip yemeğe bıraktı gitti. Yani onlar da oturup düşünmemişler. Sadece Newton'un söylediklerine Tanrı söylemiş gibi bitti diyorlar. Ve insanları ön yargılarını değiştirmek ki Einstein'ın bu çok güzel lafı insanların ön yargıları var. Bunu değiştirmek gerçekten çok zor. Şimdi efendim şeye kadar Newton'a kadar belki yer çekimi bilinmiyordu ya da Einstein'a kadar izafiyet teorisi de bilinmiyordu. Yeni bir şey bilimde farklaşma olabiliyor mu? Mesela Newton fiziğe aittir, kanundur gibi mi deniyor? Fizik dünyası nasıl bakıyor bilmediğimiz için soruyoruz. Şimdi Newton Bey'in başını elma düşünceye kadar insanoğlu bunun farkında bile değildi.
Newton dedi ki ya bu elma ne için benim kafama düştü de yukarı doğru çıkmadı. Şimdi hatta dünya yörüngesi, güneşin etrafındaki gezegenlerin yörüngesi dairesel değil, eliptik olarak oluyor. Newton şöyle cevap verdi. Tanrı dedi, gerektiğinde alıyor, bunu düzeltiyor diyordu. O da cevap verebildi. O kadar. Geliyor, dairesel olacağına, yörüngeden çıkıyor, eliptik oluyor, yeniden yörüngeye giriyor. Cevabı buydu. Tanrı bunu düzeltiyor diyordu Newton. Şimdi izah edeceğim gibi, yer çekimi yok. Ne var peki? İspatlayacağım şimdi, Öncelikle, az önce dediğim gibi, benim için bilinmeyen elektrik, yer çekimi denilen olay ve elektromanyetik dalga. Yıllarca ben elektromanyetik dalgayla uğraştım, anten imalatı yaptım ve yıllarca kafamdaki soru şuydu. Şu bir verici cihaz olsun, şu da onun anteni. Biz bu antene bir akım verdiğimiz zaman bunun etrafında bir elektromanyetik dalga oluşuyor. Şimdi bilim adamlarına göre ben şimdi şu soruyu soruyorum. Eğer burası boşluksa dalga nasıl oluşur? Bakın buradan akımı veriyorum. Akımı verdiğim anda bunun etrafında bir elektromanyetik dalga oluşuyor. Yani bir taşıyıcı olması gerekiyor. Ne demek bu? Bir denizde dalga var diyoruz, dalgayı çıkarıyoruz ama su yok diyoruz. Bir maddenin olması gerekiyor, bir taşıyıcı. Dalganın oluşması için bunu 6 yaşında çocuklar da küvette denemiştir. Su olmayınca küvette dalga olmaz. Hava olmayınca ses dalgası olmaz. Bir denizde su olmayınca su dalgası da olmaz. Peki hem elektromanyetik dalga var diyoruz, hem bunu kullanıyoruz, hem bu ışık hızıyla hareket eder diyoruz, sonra denizde su yok diyoruz. Boşluk diyoruz. Boşluk dediğimiz yer şurası. Bu boşlukta nasıl orada buradan çıkan bir şeyler ne gidiyor da bu boşlukta elektromanyetik dalgayı oluşturuyor? İşte sorun bu. İşte benim bulduğum bu. Dolayısıyla bizim boşluk diye düşündüğümüz şey dolu. İşte ben bu dolunun adına kozmik enerji basıncı diyorum. Yani evren kozmik enerji basıncıyla dolu, bizim kütlelerin içi boş. Bizim dolu dediğimiz boş, boş dediğimiz uzay dolu, enerji basıncıyla dolu. Şimdi dünyanın çekirdeğinde bizi çeken bir kuvvet yok mu? Hayır, şimdi ona izah edeceğim. Şimdi adına ne dedim? Burası dolu olmak zorunda elektromanyetik dalganın oluşabilmesi için bunun her tarafının dolu olması gerekiyor. Uzayın boşluk olmadığını söylüyorsun. Evet, çünkü elimizde cep telefonunu alıyoruz örneğin. Her tarafa gitsek bu çekiyor. Her tarafın dolu olması gerekiyor ki hava bunu engel olacak bir faktör. Örneğin uydular arası ya da gezegenler arası haberleşme yaptığımız zaman orada hava falan yok biliyorsunuz. Manyetik alanla mı dolu her taraf? Manyetik alanı kendimiz oluşturuyoruz uyduda üzerinden. Yani uzayda boşluk dediğimiz yerde eğer bu enerji basıncı olmamış olsaydı uydudan buraya o sinyal dediğim şey nasıl taşınacaktı? Bunu taşıyacak kim var, ne var? Bu ne, bir madde olmak zorunda. Hani denizdeki su olayı diyorum ya. Dolayısıyla bir enerji basıncı olmalı ki uydudaki şu taşıyıcı sinyali buraya aktarsın. Şimdi boşluk dediğimiz yerde bir madde olduğunu iddia ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Olmak zorunda. O zaman eğer siz bunun tersini söylerseniz dalga var diyorsunuz, denizde su yok diyorsunuz. Peki o boşluk dediğimiz yerdeki maddenin bir kütlesi var mıdır? Zaten bizim kütle dediğimiz şeyi, kütleyi oluşturan, maddeyi oluşturan bu kozmik enerjinin kendisi. Çünkü bizim dolu dediğimiz şey boş, boş dediğimiz şey dolu. Yani uzay dolu, bizim kütle diye dediğimiz, kütle diye bildiğimiz şeylerin içi boş. Dolayısıyla her kütle, her an bu enerji basıncı sayesinde doluyor ve şarj oluyor. Yani şu tahtada, şurada gösterebilirim. Şimdi bizim, efendim oraya geçmeden şunu sormak istiyorum. Şimdi biz hava olmayan şeye boşluyoruz, bu da yanlış o zaman. Yani havasız ortam boş bir ortam değildir. Evet, zaten bir insanoğlu havayı görüyor mu? Şimdi biz şu anda aslında örnek verirsem okyanustaki balık gibiyiz. Balık suyun farkında değil. Bizim üzerimizde enerji basıncı var ama biz bunu bilmiyoruz. Bir taraftan diyoruz ki elektromanyetik dalga var, dalga var diyoruz, dalga. Bir taraftan diyoruz ki su yok. Bu akıl dışı bir şey. Susuz. Denizde dalga olur mu? Var diyen varsa, dünyada var diyen varsa gelsin bana bunu anlatsın.
6 yaşta çocuk dahi biliyor küvette. Yani enerji batınca olmadan haberleşme yapmamız imkansız. Yani elektromanyetik dalganın oluşmasının tek şartı bir madde, bir enerji basıncı olmak zorunda ve biz bunun farkında değiliz. Şimdi karanlık madde diyen var, kara madde diyen var. Siz bir isim verdiniz mi o bilinmeyen maddeye? Evet, ben bu maddeye kendim koydum. Kozmik enerji veya önceki adı evrensel kuvvet mi koydum dedim. En son koyduğum isim kozmik enerji. Şimdi efendim bu kozmik enerji maddesinin... İsim de şu, EK kozmik enerji basıncı. Kozmik enerji maddesinin kütlesi o kadar fazla ki bizi yere doğru mu itiyor? Kütlesi değil. Bu bir enerji basıncı itme gücü gibi düşünün. Enerji basıncı demek bir kütleye itiyor sürekli tık 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 pas şeklinde de olabilir bu. Aslında o dolum frekansı arttıkça bir tür rezonansa girer sistem. O çok derin konuna girersek. İşte mesela uranyumun doluş frekansı farklı, demirinki farklı, o maddenin rezonansla şarj oluyor madde. Maddenin şarjına giren nükleer konuya girmem lazım o zaman. Yer çekimi yoktur, gök itimi mi vardı öyle diyor diyenler var. Hayır, gök itimi değil. Şimdi şuraya kadar şunu anladık değil mi? Burada dolu olmak zorunda. Bütün bu evren dolu olmak zorunda, yoksa haberleşme yapamaya dalga olmaz. O zaman burası doluysa bunun içi boş olmak zorunda. Yani bu nedir? Anten, nedir? Metal. Nedir bir kütle? Bizim boş diye düşündüğümüz şey dolu, dolu diye düşündüğümüz şey boş. Kütlesi olan şeyler aslında boş. Onlar sadece maddelerin kendisine yaptığı basınç nedeniyle biz dolu gibi zannediyoruz. Algılıyoruz. Anlamadım bir daha. Kütlesi olan maddeler mesela biz boşuz. Bize ama basınç uyguladığı için tartıya çıktığımız zaman dolu gibi bir ağırlık uyguluyoruz mesela tartıya mı? Basınç nedeniyle. Hayır. Biz kütleyi görüyoruz, enerjiyi görmüyoruz. Biz gördüğümüz şeye var diyoruz, görmediğimiz şeye yok diyoruz. Kütlesi ama hepsinin var ha. Kütleyi gözümüz görüyor. Evet. Dünyaya bakın görüyoruz ama o enerjiyi görmüyoruz. Yani dedim ya önce balık suyun farkında değil. Peki efendim bu yer çekimi yok da kozmik enerji basıncı var. Neden bizi bu kozmik enerji basıncı güneşe doğru itiyor da? Cevap vereceğim. Şimdi burası her taraf doluysa demek ki dolu diye düşündüğümüz yerler boş, boş diye düşündüğümüz yerler dolu. Hemen şu tarafa geçelim. Yani bizim diyelim şu bir dünya olsun, yer küre. Evet. Bu yer küre içi boş ve dolum halinde, bu EK basıncı tarafından dolum şarj halinde. Şuralar hep dolu. Şuralar tahtadaki şu noktalar dolu. Kütlenin içi boş. Tam tersi. Ve bu her an şarj oluyor. Yani her an içerisinde bir akım oluyor. Bakın. Her an. Şu anda yer küre içerisinde EK ile şarj olup doluyor. Bakın. Buradan buraya bir enerji akışı oluyor. Bakın. O enerji akışı aldı, aşağı attı. Yer çekimi değil mi? Yer çekimi değişti. İtildi. Kozmik tarafından itildi. Kozmik enerji içeri dünyayı doldururken aldı kalemi aşağı beraber indirgedi. Şimdi çekim değil bu. Kozmik itim oldu. Şimdi biraz önceki sorumu tekrarlamak istiyorum. Neden biz güneşe doğru itiliyoruz da güneş bize doğru itilmiyor? Onu biraz sonra şu tahtanın diğer tarafında uydu sisteminde cevap vereceğim. Tamam. Burada şimdi yer çekiminin olmadığının formülü mü burada? Şimdi olay şu. Demek ki formüller... Anladım. Demek ki burası her an şarj oluyor. Dolum halinde. Yani su gibi akışı gibi düşünün. Biz bunu görmüyoruz. Buraya sürekli su gibi enerji giriyor. Devamı giriyor. Az önce bıraktığım kalem yere. İşte oradan gene enerji alıp yere doğru indiriyor. Yani yer küre her an şarj halinde doluyor. Ne oluyor? Elementler oluşuyor orada. Önce hidrojen, sonra helyum. Üst kademeye doğru gidiyor. Periyodik çetredeki sıraya doğru. Ve bunlar zaman içerisinde oluyor. Bu makalemde burada vermedim. Zaman olmaz. Makalemde hepsi belli zaten. Maddenin dolumu zamanla ilgili oluyor. Yoğun madde demek mesela uranyum yaşlı madde demek. Uranyumun şarj olması süresi diyelim ki 7 milyar 8 milyar yıl ise hidrojenin oluşma şeyi bunun %1 katı. Çok çok az yani. Yani biz bunu göremediğimiz için şey mi düşünelim? Şimdi ben aklımda canlandırmaya çalışıyorum. Uzay boşluğunda böyle bir sıvı olsun, hep dünyaya doğru akıyor. Biz de o şelalenin altındayız. Evet, aynen öyle. Evet, basit indirgesek biz şelalenin her tarafında dik olarak, şelaleye dik olarak iniyor. O da bizi alıp içine doğru itiyor. Dünyanın şarj olduğunu düşünüyorsunuz. O da şarj olurken o akışa kapılıyoruz biz de. Aynen öyle. Evet, dünya doluyor. Kuyu gibi böyle bir çukur gibi doluyor. Biz de onun içerisinde enerji bizi alıp onun içerisinde itiyor. Dolayısıyla işte bunun adı ne oluyor? Kozmik itim. Kozmik itim her taraf dediğim gibi her taraf burada kozmik enerjiden
şunlara kaplı ve boşluğun dolumu. Bu boşluk doluyor. Bu da doluyor. Bu diğer kütle. Şimdi bu tek başına doldu zaman bu olmayınca her tarafından dengeli bir enerji geliyor. Basıncı geliyor. EK basıncı. Dengeli. Ama siz öbür kütleyi buraya yanaştırdığınız zaman bunun dengesini bozuyorsunuz. Bu ne yapacak şimdi? Buradaki batış kuvveti fazla. Buradaki eksik. Bu tarafa doğru gitmek zorunda. Veya bunun şarjı, dolumu buradan geleni eksik olduğu için bu enerji bu kütleye burada doğru yanaştırıyor. Aynı olay burada da oluyor. Dolayısıyla birbirine itiliyor. Demek ki her taraf enerji basıncıyla dolu, basınç. Bayağı çok yüksek bir basınç. Bu basınçtan kütleler şarj oluyor. Elementlerin, maddenin oluşumu böyle. Şu anda bilim adamları çok komik şey söylüyorlar. Antimadde diye. Bakın şu kelimenin dahi kendisi çok komedi. Antimadde ne demek? İşte insan bilmezse maalesef böyle uydurmak zorunda kalıyor demek ki. Antimadde diyorlar. Hayır, antimadde diye bir şey olamaz. Mantığı da yok. Dolayısıyla her kütle her an dolum ve şarj halinde. Diğer kütle yana yanaştığı zaman bunun dolumunu engelliyor. Bu da bunun dolumunu engelliyor. Dolayısıyla ikisi birbirine doğru kozmik itim tarafından itiliyor. İtiliyor. Kozmik itim. Yer çekimi değil. Kozmik itim. Bunun adı. Ve şu aralarındaki mesafe ne kadar azalırsa şuradaki kozmik itim basıncı düşüyor. Kozmik itim basıncı düştüğü zaman bu formülün çıkışı. Formüller ne? Yer çekimli olmadığının kanıtı mı bu formüller? Evet. Bakın. Şu A1. 9 yılda bulduğum dediğiniz formüller bunlar. Evet, şurası. 9 sene sürdü sadece şurası. Şu elementin yoğunluğu, şunun alanı. İşte şimdi formüller atsak çok uzar iş. Yani şu zaten internette güzel izahatı var. Bence var. Yani biraz daha. Evet. Şimdi, yani buna girersek işin içine çıkamayız. Burayı zaten anlattınız. Bu şeyin formülü, yer çekimi olmadığının formülü burada. Bu yer çekimi olmadığının, bu kozmik itimin olduğunun şu ikisi ispatı oluyor. Bu formül ne? Burada bir şey doğru yapmış. Bu formüller daha sonra en son açıklayacağım. Tamam, şimdi, yani şu anda kullanılan formüllerin hangisi doğru, hangisi yanlış diye ona izah edeceğim. Tahtayı çevirmek zorundayım. Bu bir kütle. Mesela yer küre veya bu güneş. Herhangi bir kütle. Diye güneş olsun. Bu ya da herhangi bir kütle. Bu dediğim gibi buralar hep dolu. Kütlenin içi boş ve enerjiyle doluyor. Ve madde meydana geliyor. Elementler meydana geliyor. Şimdi biz herhangi bir kütleye hız verdiğimiz zaman mesela şu kütleye güneş demeyelim de diyelim, önemli değil. Biz buna hız verdiğimiz zaman şimdiye kadar bilmiş olduğumuz kuvvet formülü yanlış. Kuvvet formülü yanlış. Kuvvet bu FK kozmik kuvvet tanımladım. M çarpı EK bölü hız. Ne demek bu? Hız dediğimiz zaman bu kütle üstündeki kozmik enerji basıncı azalıyor. Hız verdiğimiz zaman azalıyor kozmik enerji basıncı. Evet. Bir kütleye hız verdiğimiz zaman kozmik enerji, şu nedir normalde şu bir oldu varsayalım. Kozmik enerji basınç kuvveti şu oluyor. Ama biz buna hız verdiğimiz anda bu basınç düşüyor, azalıyor. Bu çok önemli. Niye önemli? Özür dilerim. Bu çok önemli. Niye önemli? Biz tam aksini biliyoruz. Hız verdiğimiz zaman kütlesi artıyor. Hayır. Öyle de değil. Yanlış anladım. Şimdi bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü milattan önce Arşimend'in bulmuş olduğu kaldıraç olayı var. Kaldıraç. 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuk dahil 1 ton, 2 ton bir kilikoyu kilikoyu hareketiyle kaldırabiliyor. İşte Kirikyo hareketindeki espri, yani o işin ilginç tarafı, hikmeti mi desem, bir kelime de bulamıyorum. Sebebi bu kozmik enerji basıncının hızla düşmesi. Az önce demiştim kozmik enerji basıncı hızla düşüyor.
İşte şu hız, mesela bunu bir döner şey gibi düşünürsek, şu dönüş açısı hızını bir alalım bir an için. Şurası, şu konuma geçer formül. Gördüğünüz gibi R1 şurası yani. Şurası destek noktası, destek evet. noktası. Şurası ne kadar büyürse bu F kuvveti, kozmik enerji kuvveti azalıyor. Yani bizi zorlayan ağırlık dediğimiz, hissettiğimiz şey azalıyor. Bakın şu denklemden devam edelim, ne göreceğiz? Yani Arşimet'in şeyinde evet, farklı evet, formül ettik. Evet, şu ana kadar, dünyada şu ana kadar Arşimet'in prensibinin çalışma sebebini ilk defa açıklıyorum. Kozmik enerji basıncı olmasa Arşimet'in bulmuş olduğu moment, Manila, Kiriko bu sistem olmayacaktı. Çünkü biz şuradan R1 ne kadar büyük olursa kozmik enerji basıncı o kadar düşüyor. Benim burada anlamadığım efendim şöyle bir şey var. Şimdi bir kütle o zaman ışık hızına yakın hareket ettiği zaman kozmik enerji basıncı çok az olacak, en az olacak ve bizim bildiğimiz tabirle çekim kuvveti de çok az olacak. Şimdi ışık hızına eriştiğimiz zaman yakın. Olaylar değişir. Çünkü neden değişir? Çünkü bildiğimiz ya kozmik enerji azalıyor. Tamam çok iyi biliyorum da işte o zaman bak ne girer devreye. O zaman çok komik şeyler ortaya girer. O zaman yani onu ışık hızını hareket ettirirsek bir nesneyi kozmik enerji basıncı çok az olacak. Bakın o zaman eğer öyle bir şey yapmaya kalkarsanız bak kinetik enerjinde hızı yerine EK koyduğunuz zaman şunlar sadeleşir. MC kare çıkar. Gelelim MC kare o zaman. Hayır ama o doğru değil. Yani o kendi çünkü hiçbir zaman ışık hızına çıkamayacağımıza göre. Işık hızına yakın bir seviyede seyrettiği zaman. Şimdi ona bir daha sonra geçelim isterseniz. Tamam, daha sonra geçelim. Çünkü o relativity mevati bu işler kaşıyor şimdi. Şu anda biz şey anlatıyoruz. Yani kaldıraç dediğimiz şey prensibi neymiş? Şu kol ne kadar uzun olsa bu da kuvvetin az olmasının sebebi kozmik basınç düşüyor. Ama kozmik basınç kuvveti düşüyor. Ama asıl formülü burası hız. Hız. Omega 1 olduğu varsaydığımız için bu R'ye eşit çıkıyor. Yani Arşimet'in bulmuş olduğu kaldıraçın prensibi bu. Ve bu aynı prensip bizim şu anda kullanmış olduğumuz transformatörlerde, trafolarda kullandığımız olayla aynı. Şurada biz bunun sarım sayısını, spir deriz sarım sayısını artırdığımız anda şuradaki akımın değeri düşer. Akım enerjinin yoğunluğuyla ilgili. O potential da, gerilim de, voltaj da hızıyla ilgili. Şimdi biz burada trafonun şu diyelim ki birinci sargısını spir sayısını arttırdığımız zaman akımı düşüp voltajı artırıyoruz. Şu anda bir trafo da kullanıyoruz. Trafoların prensibi de EK basıncıyla ilgili. Zaten elektrik de EK'nın ta kendisi. Einstein'ın çok uğraştığı bir şey var, bulamadığı bir şey var olduğunu söylüyorsunuz. Ne burada? Şimdi Einstein bir defa izafiyet teorisinin kökünde bir sorun var. Trendeki deneyden çıkar yola. Işık gider, yansıyıp geri gelir. Ve bunun hızının sabit olduğunu varsayarak çıkar bu izafiyet teorisindeki zamanın geri hız olunca zamanın azalması. Sorun bir. Işığın yansıma süresi nerede? İhmal. İki, Einstein da biliyor bir şeylerin hızlarda eksildiğini. Einstein biliyor. Onu zamana bağladı. Ama zaman değil eksilen şey. Şu basınç eksiliyor. Neden? Bir kütle gittiği zaman EK, kozmik enerji, onu sıkıştırması azalıyor. Tam yakalayacak, kütle kaçıyor. Tam sıkıştıracak, kütle kaçıyor. Ne kadar hızlı kaçarsa EK sıkıştırması, yani kozmik kuvvet oluyor. EK'nin sıkıştırması kütleyi o miktarda azalıyor. İşte bundan dolayı zaten Arşimet'in de olayı bu. Özür dilerim, Einstein şurayı bulabilmek için mi bayağı ömrünü... Einstein bütün hayatında bulabilmek için değil. EK'yı tanısaydı zaten ölüm döşeğinde dahil kendi formülünün eksik olduğunu farkındaydı. Hatta tedavi de reddetti. Öyle diyorlar. Sebebi bu. O da biliyordu. Zamanın geri geçmesi saçma sapan. Arkasından ne uydurmaya çalıştılar? Mecbursun bir şey uydurmaya. Çünkü formül çıkmış ortaya. Yapması gereken tek şey vardı. Zamanı düşürtmek. Zamanı düşürünce formüller biraz bir şey oluyordu. Onu anlatacağım. Ama asıl düşen, eksilen
zaman değil, şu basınç azalıyor. Bu bir. İkincisi, zaten Einstein nükleer enerji formülünü türetirken kinetik enerji formülünden türetti. Ama kinetik enerji formülü yanlış. Biraz sonra anlatacağım. Anlatalım, şu Arşimet'e kısaca değinelim. Arşimet'e değinelim. İlk defa mı formüle ettiniz siz Arşimet şeyini? Şimdi daha önce kuvvet çarpı kuvvet kolu olarak bilinirdi ama çok komik bir şey. EK'ye kapatalım. M1 bölü R1. Ya da M2 bölü. Ne oluyor şimdi? Şu R arttıkça kütle mi azalıyor? Sizin burada bulduğunuz sadece EK. Basınç azalıyor. Basınç, kütle üstündeki basınç azalıyor. Bu aslında R değil, bu V. Esas formül şurada V ile ilgili. Açısal hızı bir aldığımız için bu R de aynı olur. Yani ilk kez formüle etmediniz, vardı sebebini açıklayın. Evet, formülde ama EK yok. Dolayısıyla bir saçma sapan bir şey tanım ortaya çıkıyor. Ne demektir bu? R'yi düşürsem kuvvet azalıyor diyorduk. Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Kütle mi azalıyordu? Kütleyi kesiyorlar, biçiyorlar mı? Kütle, azalan kütle değil. Azalan kütle üstündeki EK basıncı azalıyor. İşte bu da bizim bildiğimiz yük, ağırlık gibi hissediyoruz. Yani Arşimet'inde formülünün doğrusu bu EK basıncı. Bu EK basıncı olmadan formül saçma oluyor. Nasıl olur da kütle eksilir? Kütle eksilmiş gibi oluyor. Hafifliyor çünkü. Ne kadar şu yük kolu, bir ne kadar uzarsa şuraya azacağımız kütle o azalmış oluyor. Kütle nasıl azalır? Basınç azalır. Efendim ters çevirip şu Einstein'a da bir dönelim isterseniz. Hazır bu tahtadayken. Einstein konusunu dönelim. Şimdi E eşittir mc kare. Herkesin bildiği dünyanın dilindeki formül. Yanlış olan kuvvet eşittir dv bölü dt şu ivme. Bu şöyle revize edilmeli, düzeltilmeli. Kozmik basınç kuvveti. MEK bölü V olmak zorunda. Güç formülümüz, şu anda kullanılan güç formülü M şu. Yanlış, buraya şu EK ve V eklenmek zorunda. EK ve V eklenecek ve güç formülü şu hale gelecek. Dolayısıyla kinetik enerji formülü şu forma geçer. Şu FK biliyorsunuz. FK çarpı V kare. Veya MEK ve V. Şimdi burada çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şu anda bütün dünya bilim adamları biliyor ki kinetik enerji korunmuyor. 1 bölü 2 mv kare şu hiçbir testte netice sonuç vermiyor, korunmuyor. Nasıl bir formülse tabii ki doğru olmadığı için korunmuyor. Ne korunuyor? Momentum. Şu anda bütün roketlerde, hesaplarda momentum kullanılır. Momentum korunur. Kütlelere momentumu korunduğu için o büyük hesaplarda, uzaylarda, roketlerde, şunda bunda momentum kullanılır. İşte bizim momentum korunan şey benim formüllerimde kinetik enerjinin kendisi oldu, işte korunuyor. İşte size dünyaya korunan bir kinetik enerji formülü. Bu bir. İkincisi, Einstein şu korunmayan kinetik enerji formülünden mc kareyi türetti. Momentumu zaman hız arttığında zamanın azalmasından integralini alarak karşımıza c kare olayı çıkar. Yanlış olan formülden doğru netice sonuç çıkmaz. Kinetik enerji formülü yanlış, mc kare de yanlış. Bu birinci yanlış. İki, m ne demek? Kütle. C kare sabit. Bu m'in niteliği ne? Su mu? Pamuk mu? Hidrojen mi? Demir mi? Bakır mı? Uranyum mu? Ne? Bu elementin cinsi ne? Belli değil. Ama bakın benim nükleer enerji formülümde volüm çarpı E üzeri Y. Bu ne demektir? Şu hacim, volüm par hacim, şu atomik kütle, atomik kütle. Yani element, hangi elementse elementin türü adı yazılır burada formülde. Demirse demirin içindeki enerji. Uranyumsa uranyumun, radyumsa radyumun, platin hangi elementse onunla ilgili. Şu hacmi her bir atom içinde düşünebiliriz. Yani atom sayısıyla da çarpabiliriz. Bunu bizim bildiğimiz birim sistemine çevirmek için, jül diyelim kendine çevirmek için, şunu atom sayısı olarak da düşünebiliriz.
Veya şu Y'ye bir kat sayı ekleyebiliriz. Sadece formüllerimizi MKS sistemine çevirmek için. Einstein'ın formülüne göre enerji kütle ve hızın çarpımının karesinden ortaya çıkıyor. Evet. Kütlenin üzerine mesela elma örneğini vermiştiniz. Elma. O zaman lütfen nükleer santralde veya atom bombalarında elma atın. Bir kilo elmayla ışık hızı. Aynı. Şimdi Einstein formülü diyor ki ister bir kilo elma kullan, ister bir kilo uranyum kullan. Ne kullanırsan kullan diyor. İstersen su kullan, pamuk kullan diyor. Böyle bir formül olur mu? Elementin cinsini, türünü belirtmezsen olur mu? Nitekim nükleer santrallerde pamuk kullanılıyor mu? Niçin bilim adamları bu kadar böyle küçük düşünüyorlar? Formülün içerisinde elementin türü belli değil. Normalde enerji dediğimiz şey ne? Kütle eşittir. Normalde olması gereken. Olması gereken demiyorum. Dünyanın bildiği ne? Enerji dediğimiz şey. Kütle bir kilo armut çarpı c kare. Bu yanlış. Doğrusu ne? Adam bir kilo elma çarpı c kare, o da aynı diyor. Bir kilo uranyum çarpı her şey bir kilo. Bir kilo çarpı c kare. Kütlesi olan şeyin cinsinin verilmesi lazım diyorsunuz. Tabii kütle yani element diyelim. Kütle demeyelim. Elementin türünün periyodik cetveldeki atom numarası da diyebiliriz buna. Atom numarası deyip buna bir katsayı falan koymak gerekir. Einstein'ı çürüttünüz biraz önce. Tabii. Yanlış, çünkü zaten kinetik enerji formülü yanlış, ondan türetti. Artı burada devam çürüttüm. Ben anlamadım, soruyordum onu. Yani çığır açtınız biraz önce. Ha, anladım. Evet. Zaten dediğim gibi Einstein yıllarca böyle bir şeyin peşinde koşuyordu. Çünkü Einstein'ın en çok üzen şey gravitasyon. Diyordu ki ya ışık hızından bile daha etkili ve daha hızlı. Kütleyi tek başına koyuyorsun, hiçbir etkisi yok. Yanına bir kütle getirdik, andan itibaren aksiyon başlıyor. Memnun olur muydu Einstein da sizi kendisine çürütmesinizden? Sarılırdı, öperdi. Bir defa Einstein'ın buluşu şu, bir element, bir kütlenin içerisinde enerji birikimi olduğunu buldu. Bu yetmez mi? Mesela bir uranyumun içerisinde, tamam M'i geçtik, türünü de vermiyor, kabul. Ama bir kütlenin içerisinde, bir elementin içerisinde enerji birikimi olduğunu buldu. Büyük saygım var Einstein'a. Adam akıllı adam. Adam zaten bunun peşinde koştu. Keşke öğrencisi olabilseydim. Ben bu formuna vermiş olsaydım çığır açılırdı dünyada. Şimdi yer çekimi yok diyorsunuz. İddianız bu yönde. Peki dünya neden güneşe doğru çekiliyor da güneş dünyaya doğru gelmiyor? Ya da güneş dünyanın etrafında neden dönmüyor o zaman? Şimdi bir defa o ilk hareketlere bağlı bir. Güneş büyük, kütlesel olarak büyük. Şimdi diyelim ki güneş. Bu da uydu. Geri küreye ya da Jüpiter, herhangi bir uydu veya ay, dünya fark etmez. Her iki kütlede her an şarj halinde. Mesela biz de şu diyelim ki güneş. Şu anda güneş şu anda dolum halinde. Bilim adamları şu hatayı da yapıyorlar. Orada hidrojen helyuma dönüşürken enerji atıyor. Hayır. Güneşin üstündeki enerji EK basıncı. Tekrar söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Orada her an zaten hidrojen bu enerjiyle helyuma dönüşüyor. Helyum üçüncü elemente dönüşüyor. Lityum gidiyor, sodyumu. Elementler periyodik cetveldeki sıraya göre zaman içerisinde yoğunlaşarak gidiyorlar. Yani güneş dünyadan daha büyük olduğu için mi biz güneşe doğru itiliyoruz? Şimdi tamam anladım. Şimdi bu diyelim ki güneş, bu da dünya. Şimdi eğer az önce şurada gösterdiğim gibi şu hız olmaz ise, şöyle hız atmazsak, bu otomatik olarak birbirine doğru gidecek. Aralarındaki hız dengesi de momentumlara eşit. Yani M1 V1, M2 V2 olacak nitelikte gidecekler. Birbirine doğru yanaşacaklar. Şimdi bunların birbirine yanaşmaması için şuna hız verilmesi gerek. Hız olacak. Buna hız verdiğimiz zaman buradan itim tam itecekken bu kaçıyor. Bu itmek istiyor, bu kaçıyor. Dolayısıyla uydu oluyor. Etrafında dönüyor. Evet, eğer sizin bunu durdurmaya kalkarsanız içerindesiniz. Uydu olma şartında formülleri burada. Mesela buradaki formülde şu Kepler'in gözleminin ispatı. Kepler nedir? Kepler şu sabittir. Nedir? Yarı çapın, yani uzaklığın
küpü ile zamanın karesi arasındaki ilişkidir. Kepler'in formülü asıl gözlemi, yani formül değil, gözlemi, formül diyebiliriz. Uzaklık küpü ile, bakın, R kare küp, R küp, R kare R küp ile periyodun karesinin arasındaki ilişki, şurası sabittir. Mesela güneşte şunun sabit olduğunu düşünülür. Ama buraya tabii ki bu gelmeli. Yani güneşin, yer kürenin kütlesi yeniden gözden geçirilmek zorunda. Kepler'in formülünde sebebini açıkladınız. Evet, ben Kepler'in burada observation'ını, gözlemini formülize ettim. Onların formülünde Newton o formülü, esas Kepler'den Newton o formülü revize etmiştir. Newton iyi matematikçi. Revize etmiştir. Şu tanıma varmıştır. V kare bölü R tanımına varmıştır. Onu da şöyle tanımlar. Hızlı döndüğünüz zaman, şurada onun formunda 2 yoktur. Hızlı döndüğünüz zaman kütlenin üzerinde bir merkez kaç kuvveti oluşur. Bu merkez kaç kuvveti çekime zıt olur. Bundan dolayı döner diye söyler. Ve bu doğru değil. Merkez kaç kuvveti kavramı yanlış. O yanlış. Ama şimdi o kadar da girersek bu iş içine çıkamayız. Buradaki şunu bilelim yeter. Dışarı doğru bir kuvvet yok. Dışarı çıkan bir kuvvet yok. Burada ne var? Kaçış var. Bu itiyor, bu kaçıyor. Bu itiyor, bir kaçıyor, yörüngeye giriyor. Şimdi burada anlatsanız başka bir şey var mı? Başka bir şey soracağım. Hayır. Efendim, şimdi siz bize bu formülleri anlattınız ve uluslararası bilim camiasıyla da bakın, bunu paylaşacağız. Pardon, bakın işte burada yapmışım. Zamanın, bu periyot fark etmez arasında bir pi kadar fark var. Zamanın karesi ile, şu kare kök olduğu için karesinin, işte uzaklığın küpü arasındaki ilişki bu işte. Kepler'in gözlemi bu. Şimdi biz bunu bilim dünyasıyla açacağız ve haberlerimizde yayınlanacak. Neyle karşılaşacaksınız sizce? Tebrikler mi alacaksınız? Hiç umurumda değil. Neyle karşılaşacaksınız sizce? Hiç umurumda değil. Sebebi şu. Bir, aksine bir şey söylerlerse şu anlama geliyor. Dalga var, deniz var, su yok. Salak derim. Başka bir şey diyemem. Ahmakça bir şey olur. Hem deniz var diyoruz, hem dalga var diyoruz, hem de su yok diyoruz. Yani bunu 6 yaşında bebekler dahi güler. Yani bu teoremime karşı çıkmak, susuz denizde dalga olmasa manasının anlamına gelir. Ya bu formülü gördükleri zaman, evet, biz bunu bilmiyorduk mu diyecekler ya sizce? Formülün şurasına ucundan çekersin, bükersin, bilmem ne yapar, ama kozmik enerji batınca olmak zorunda. Kozmik enerji batınca olmadıktan sonra elektromanyetik dalga olmaz. Bilim dünyasında bunun çabucak kabul edileceğini düşünüyor musunuz bu formüllerinizi? Yani onların zeka IQ seviyesine bağlı. Buna hayır demeleri için, ama birçok profesör otoritesinden, işte makamından olmamak için sessiz kalacağını biliyorum. Erkek gibi, mert gibi, yiğit gibi desek ayıp olur bilmiyorum. Çıkıp da yanlış diyecek varsa buyursun. Ha, doğru da diyemez, korkar çünkü. Neden korkar? Korkar. Ya ben taş bana diysem, yani inansa bile korkar. Dolayısıyla uluslararası şeyde kabul görmeyince, özellikle bizim ülkemizdeki bilim adamları da diyemiyorum, nakilci, akılcı değil. Title 5'inde, yani ya da prof mura falan diye. Ben isteten şimdi 50 bin defa profesör oldum, niye yapayım profesörlüğü? Peki bütün fizikçilerle tartışmaya hazır mısınız? Bu formülleri karşınıza almaya hazır mısınız? Tabii buradayım işte, konuşuyorum. Formüller internette yayınlanıyor. Kozmik batış olmayınca elektromanyetik dalga olmaz. Biz elektromanyetik dalgayı kullanarak haberleşme yapıyoruz. Yapmıyor muyuz? Cep telefonumuzda çalışıyor şu anda. Karşınızda bir... Yani cep telefonumuzda çalışıyorsa elektromanyetik dalga var demektir. Elektromanyetik dalga varsa su olmak zorunda. Yani taşıyıcı bir madde olmak zorunda. Şu anda karşınızda fizik bilgisi eksik olan biri var. Bana rahatlıkla anlatıyorsunuz. Bir fizikçi getireyim de tartışır mısınız bu konuları? Tartışmak için onun itiraz etmesi gerekir. Şu formül yanlış, bu saçma sapan. Yani lafla değil. Demeli ki bu bunun türevi değil, bu bunun doğru değil. Bir şey demesi gerekiyor. Ben ona sorarım onun var. Haberleşmeyi nasıl yapıyorsun arkadaş? Kendinize eminsiniz, güveniyorsunuz. Benden tartışacak adam bana şu cevapla gelmeli. Ben susuz denizde dalga çıkarırım demesi lazım. Çok çok teşekkür ederiz o zaman efendim sizlere. Ben teşekkür ederim efendim.